ve yine kafamızda hiçbir program olmadan eskiz turumuza başladık. Daha önceki her karşılaşmamızda olduğu gibi bedenine hançer gibi saplanmış tabelaların arasından yüzümüze hüzünle bakan bu bina, Blorahan. O Art Nouveau üslubunun Türkiye'deki en önemli örneklerinden biri. Mimarı gibi kıymeti de bilinmeyen Blorahan'ı güzelliğine yakışır bir şekilde resmetmek için bu hakkımızı saklı tutuyoruz. Birer mücevher gibi vücudunu süsleyen ferforjelerini, taş işçiliğini uzun uzun seyrettikten sonra yine içimiz buruk bir şekilde Blorahan'ın yanından ayrılıyoruz. İlk durağımız fırça almak için bir kırtasiye oluyor. Biraz mesleki ve çokça sanatsal eğilimimizden dolayı kırtasiyede vakit geçirmeyi seven insanlarız. Bu turda da niyetimiz sulu boya yapmak. Bunun için birkaç farklı fırça alacağız. Ben 3 adet fırça aldım. Biri ince, biri biraz daha kalın ve diğeri düz uçlu bir fırça. Ayşenur da 3 fırça seçti. Biri dağınık uçlu bir fırça, biri düz, diğeri ise sivri bir uca sahip. Ne çizeceğimizi düşünürken İstanbul kulağımıza rotamızı değiştirmemizi fısıldadı. Ani bir kararla rotamızı Karaköy'den Balat'a çeviriyoruz. Bu tura başlarken ne çizeceğimize dair hiçbir fikrimiz yoktu. Ama gizli bir rehberimiz var. Kulağımıza fısıldayan İstanbul. Yine bize o yol gösterdi. Manzara mı? Gel gel, manzara varmış. Kafe sahibinin manzara teklifini kırmayarak Balat Gizli Bahçe Kafe'den içeri girdik. Adım adım Büyük Hediye'ye doğru ilerledik. Ve karşımızda Sveti Stefan Kilisesi. Hediye diyorum çünkü birçok defa çizmeye yeltendiğimiz fakat açı bulamadığımız için vazgeçtiğimiz yapı karşımızdaydı. İstanbul bize hem güzel bir açı hem de keyifli bir ortamda çay kahve ikram etmişti. Hemen kağıda kaleme sarıldık ve Sveti Stefan, namı diğer Demir Kiliseyi çizmeye başladık. Biz kurşun kalemle aldıklarımızı hazırlarken size de Demir Kilisenin hikayesinden biraz bahsedeyim. Demir Kilise, Bulgar Prensi Stefan Bogoridi'nin bağışladığı arsa üzerine 1895'te inşa edilmiş. Kilise için uluslararası yarışma yapılmış ve bir İstanbul Ermenisi olan Mimar Hovsep Aznavur'un projesi birinci seçilmiş. Yapılan sondaj çalışmalarında 23 metre derinliğe inilmesine rağmen sert kayaya ulaşılamamış ve zayıf zemin üzerine taş bir bina yapmaktansa sökülebilir prefabrik bir bina yapılmasına karar verilmiş. Dünyada bir ilk olarak tamamen demirden üretilecek olan bu şaheserin üretimi Viyana'da bulunan Wagner firmasına verilmiş. 1892'de temelleri atılmış, 1895'te ise Wagner'in bahçesinde bütünüyle kurulmuş bu güzel kilise. Herkesin hayran kaldığı yapı tekrar sökülerek İstanbul'a getirilmiş. 1895 aralığında başlanan montaj 7 ayda tamamlanmış. 6 adet çan ise Rusya'nın Yaroslav kentinden 1897'de getirilmiş. Biz de bu arada kurşun kalemle altlıklarımızı tamamladık ve kalıcı olmasını istediğimiz çizgilerin üzerinden pigment kalemlerle geçiyoruz. Ayrıca size bir de kiliseyle ilgili bir şehir efsanesinden bahsetmek istiyorum. Dönemin padişahı Abdülaziz, bu Bulgarlar ileride başımıza bela olur, hem Patrikhane ile de aramız bozulmasın diye düşünmüş ve işi yokuşa sürmek için Bulgarlara kiliseyi 3 ayda tamamlarsanız size izin veririm demiş. Bunlar da oturup düşünmüşler ve taştan bir bina uzun süreceği için demirden döktürelim demişler. Viyana'da döktürüp getirip 3 ayda kiliseyi kurmuşlar. Tabii bu hikayenin uydurma olduğu her yanından belli. Kilisenin sadece montajı bile
tam 7 ay sürmüş. Demir parçaların dökümü ise 1,5 yıldan daha fazla bir zaman almış. Bir başka efsane de kilisenin geçirdiği bir yangınla alakalı. Etrafındaki bütün binaların kül olduğu yangında demir olduğu için kalıcı bir hasar görmeyen kilise akkor haline gelmiş. Hikaye bu ya, tam 3 gün boyunca kilisenin soğumasını beklemişler. Bizim çizimlerimiz de oldukça ilerledi ve kilise kağıtlarımızın üzerinde neredeyse tamamen belirdi. Son derece detaylı ve yoğun işlemeleri olan bir bina. Çizim açısından bizi oldukça zorladı. Ayrıca Balat Gizli Bahçe Kafe'nin arka bahçesindeki manzara da gerçekten harika ve güler yüzlü hizmetine de değinmeden geçemeyeceğim. Onlara buradan tekrar tekrar teşekkür etmek istiyorum. Ve nihayet çizimimizi tamamladık, sulu boya aşamasına geçtik. Öncelikle sulu boya yapacağım kısmı ıslattım ve daha sonra sulu boyamdan mavi rengi alıp gökyüzünü ve bulutları oluşturuyorum. Sulu boya uygulamasında farklı teknikler var. Wet on wet tekniği, yani boya yapılacak yerin önce ıslatılması sonra üzerine boyanın uygulanması, ya da dry on wet dedikleri kuru yüzeyin üzerine boyayı sürmek. Bunların hepsi farklı efektler yaratıyor kağıt üzerinde. Biz de bunları yavaş yavaş etüt ediyoruz ve kademe kademe sulu boyayla ilgili tekniğimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Şimdi ağaçları boyuyorum. Ve ağaçları boyarken Ayşenur'un aldığı dağınık uçlu fırçayı deniyorum. Oldukça güzel bir efekt yaratıyor. Ve bolca sulu bir boya alıp koyu yeşille yaprakları yapıyorum. Bu fırçayı gerçekten sevdim. Son detaylarımı da ekledikten sonra yavaş yavaş finale doğru yaklaşıyorum. Gökyüzüne 3-5 tane de kuş ekliyorum ve çizimimi tamamlıyorum. Genelde biraz hayal gücümüzü de kullanıp çizdiğimiz şeylere farklı açılardan bakıyoruz. Ayşenur önündeki yolu ve ağaçları da kadrajına almış. Benim ardından Ayşenur da renklendirmesine başlıyor. Ayşenur benim çizimime nazaran daha kontrastlı yüksek bir boyama yapıyor. Daha koyu tonlar kullanıyor gölgeli alanlarda. Işık alan yerlerde ise 3-4 ton daha açık bir renk kullanarak binayı iyice ön plana çıkartıyor. Yolun önündeki ağaçlarını da boyadıktan sonra artık yavaş yavaş Ayşenur da son dokunuşlarını yapıyor ve çizimini tamamlıyor. Valla şakalar, espriler gırla gitti. Çok eğlenceli, güzel bir gündü. Teletabilerin sonuna gelmiş gibisin. Evet. Teletabiler gün doğarken ardından tepelerin selamı var sizlere teletabilerin dedim. Valla güzel bir gündü, güzel bir çalışmaydı bence. Aynen öyle, güzel oldu. Verimli oldu. Yine iyi bir yeri sizler çıkarttık. Güzel. Bir dahaki bir günümüzde daha da güzel eskiler çıkarttık.